Kayser ismi ilk defa Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından bir unvan olarak kullanılmış. Devamında Roma İmparatorluğunda birçok yerleşim yerine isim olarak verilmiştir. Bu bölgede antik çağlarda bölgenin derecelik merkezi olan ve Kayser adı verilen bir yerleşke olduğu bilinmekle beraber 1800'lü yılların sonuna kadar tam yerinin nerede olduğu konusunda tereddütler yaşanmış ve en sonunda bu yerin 4600 yıllık tarihiyle Vişilva olduğu bilimsel olarak da ortaya konmuştur. M.Ö. 2600 Adatepe civarı yapılan kazılarda bulunan Kenonike'nin ait olduğu yıl 4600 yıldır Yeşilova'da yaşam olduğunu göstermiştir. M.Ö. 700'e kadar Ardava Krallığı'nın kontrolünde, M.S. 650'ye kadar Hititler, Filikler, Lidyalılar, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti, 650-1903 Bizans İmparatorluğu kontrolünde olmakla beraber Müslüman Arapların ve Selçuklu Alperenlerin akınlarına maruz kalıyor. 1093'te ilk Selçuklu boyu Adatepe'ye yerleşiyor. 1097'de Semerkandî Baba ve Bayezid Han tarafından Bizanslılardan alınıyor. 1245 bir debbah olan Ayyevran Yeşilyuva'ya geldi. Zaten altyapısı olan Kayser'e hem zanaatı hem de ahiliye öğretti. 1300 Gölhisar merkezinde Hamitoğulları Beyliği'nin denetimine giriyor. Gayrimüslimler hızla bölgeyi terk ediyor. Türkmen yerleşimi artarak devam ediyor. 1350 civarı Germiyanoğulları Beyliği bölgeyi zapt ediyor. 1381'de çeyiz olarak Osmanlı Beyliği'ne veriliyor. 1402'de Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar Germiyanoğulları'na geçiyor. 1430 Osmanlı Devleti bölgeyi zapt ediyor. 1750 mevcut 3 mahallesini birleştirerek Isparta sancağına bağlanıyor. 1863-1868 yılları arasında farklı rivayetler olmakla beraber başta Tavfiz adı olmak üzere saraydaki Yeşilyuvalı müderrislerin gayretleriyle kaza merkezi oluyor. İlk karakol kuruluyor. 1874 ilçe merkezi alınarak Açbeyan'a veriliyor. 1908'de ilk belediye teşkilatı kuruluyor. 1927 Kayser ismi Yeşilyuva olarak değiştiriliyor. 2014'te herkesin bildiği gibi belediye kapattırarak Açbeyan'a bağlı bir mahalle oluyor.